Babam sonunda beni gömmeye mi karar verdi? Ne işimiz var burada? Yarım bıraktığın işi tamamlayacaksın. Tanıdın mı bunları? Fuat'ın beceriksiz adamları. Niye toplandınız? Bu beceriksizler için bize tören mi yapacaksınız? Bunları Ömer'i pusuya düşürdüğünde harbinin adamları öldürdü dedin, değil mi? Keklik gibi avlandılar. Nereden buluyorsun böyle çapsız adamları Fuat? Yakın mesafeden gözlerinin içine baka baka kalleşçe öldürülmüşler. Öyle bir kalleş ki bunlar korkmazı satacağım diye babasını satmış. Ben babamı satmadım. Babam beni sattı. Fuat, madem adamlara sıkmış, işini tamamlasın. Bu adamları tek tek elleriyle gömene kadar başından ayrılma. Mezar kazmak adam öldürmeye benzemez. Bir adamın kafasına sıkmak bir saniye sürer. Mezarını kazmak bir gün. Her öldürdüğünün mezarını sen kazacakmışsın gibi düşün. Bakalım bir daha bu kadar kolay sıkabiliyor musun? Canımı sıkıyorsun Fuat. Gömün şu adamları. Ben gidiyorum. Babanın emrini yere getirinceye kadar bir yere gitmek yok. Kazmaya başla. Akşama anca biter. Bu günü unutma Fuat. Senin mezarını da kendi ellerimle kazacağım. İyi günler Nazan Hanım. Berin evde mi acaba? Telefonlarına cevap vermediğine göre seninle görüşmek istemiyor. Neden hala ısrar ediyorsun? Berin çocuk değil Nazan Hanım. Eğer
görüşmek istemiyorsa açar telefonu, kendi söyler. Ben aradım, açmayınca merak ettim. Şimdi ben söylüyorum. Berin seninle görüşmek istemiyor. Lütfen bundan sonra kızıma merak etme. Yarın Ankara'ya gittiğimizde her şey daha iyi olacak. Zahmet ettiniz yeğenim. Biz biliriz harbi neyi sever. Gevaşlı neye düşkündür. Tatar neyi sakınır. Mekanımıza kadar gelmişsin. Sevdiğini ikram etmek boynumuzun borcu. Bir şeyler öğrenmişsiniz ama eksik öğrenmişsiniz. Ben birini yemeye beyninden başlarım. Kalp, ciğer, dalak, en son bağırsaktan iner. Parçasını bırakmam. Bak Doğan. Harbi yaşlanmıştır demiştin. Hiç değişmemiş. Kendi dik. Sözü dik. Ben buraya niye geldim biliyorsunuz. Ömer Korkmaz'la aranızda bir gerginlik olmuş. Gerginlik değil, hasımlık. Hasımlık. Arada bir harf var. Değiştiririz, olur biter. Ben büyünüz olarak gençler arasında lüzumsuz kavga olmasına karşıyım. Gençleri bir araya getirip barıştırmaya karar verdim. Diyeceksiniz ki büyüklük vermekle olur. Buraya gelirken hediyemi de yanımda getirdim. Bize neyi layık gördün harbi? Ne vereceksin? Merak ettim. Sizin için cerrah arayıp konuştum. Bundan böyle Halife örgütünün tıbbi malzemelerini siz vereceksiniz. Bu çok pahalı bir hediye. Biz bunun altında kalmak istemeyiz. Tatar akşam sizin için bir yemek tertip etti. Oraya icap edin. Ömer Korkmaz da sizin zım yapalım. Bu iş tatlıya bağlansın.